Atatürk baraj suları altında bulunan paleolitik döneme ait kayır resimlerini yorumlayan Profesör Doktor Kemal Duruhan, Nuh tufanı ve Nuh'un gemisiyle ilgili bilim dünyasını şaşırtacak önemli açıklamalarda bulundu. Kaya resimlerinde Nuh tufanı ve Nuh'un gemisinin bulunduğu yerin resmedildiğini açıklayan Profesör Doktor Kemal Durahan, dünyanın ilk köyünün çok katlı kahtaçayı mağaraları olduğunu kaydetti. Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi olan ve bilim felsefesinde doktorasını yapan Profesör Doktor Kemal Durahan'dan bilim dünyasını heyecanlandıracak ve tarihe yeni bir yön çizecek açıklamalar geldi. Çok katlı mağaralarının baraj kenarındaki resimlemesidir. Stilize resimlemesidir. Kahtaşayı mağaralarında yapmış olduğumuz araştırmalarda da dış duvar yüzeyindeki heykel ve duvar kabartmalarında bu çizimlerde olan figürlerin aynı stilize şeklinde çizilmişlerini orada da gördük. Ve bunu diyebiliriz ki dünyanın ilk köyü Kahtaşayı kanyonundaki mağaradır. Nuh tufanından sonra, Nuh 600 yaşında tufan olmuştu. 20-30 yıl orada gemide ve gemi bölgesinde kaldıklarını düşünelim. Daha sonra aşağı inip orada yaşamışlar ve orayı bir yaşam bölgesi olarak ilan etmişler. Zaten bu dediğimiz gibi ikisi arasında da var. Şu tabloda neredeyse 11-12 tane gemi resmedilmektedir. 11-12 tane gemi resmedilmektedir ve tufan olayı, şurada bir tufan olayı, şu bölgede, bakınız bölgeler ayrılmıştır, şu bölgede bir tufan olayı, gemi siyah, geminin alt tarafı siyah. Aynen Tevrat'ta, İncil'de anlatıldığı, Kur'an'da anlatıldığı gibi. İnsan yüzleri, bayan yüzü, çevresi bile var ve erkek yüzü. Nuh ve karısı diyorum. Evet, karısının gemiye bindiği İncil ve Tevrat'ta açıkça yazılmış. Kur'an'da binmediğine dair herhangi bir veri yoktur. Onu da belirteyim. Gemi tekrardan ve gemi taşlarla örtülmüş ve bir tümülüsün içerisine, tümülüs olduğu şu taşlardan belli, taş çizimden belli ve gemi figürü, geminin ön yüzünden figürü. Gemi bir tümülüsün içerisinde. Gemi bak, üç katlı olarak, bir, iki, üç. Üç katlı olarak ve ay ışığında gösterilmiştir. Burası neresi? Bu bölgeyi bilenler bilirler. Gemi ve insan defni. Şurada insan defni. Nuh'un gemiye defnedilmesi çizilmiştir. Sonra da tümülüs eşittir tümülüsün üstü. Sonrasında şurada bir gemi. Aşağısında da definler. Nemrut tümülüsü ne orada Nomos kitabesinde bir atıf yapılır. Bir yerinde denilir ki aslında bu yapmış olduğum tüm resimlerden öte ben buraya bütün tanrıları temsil için dikilen ilahi bir figürün tanrılara yapmış olduğum hizmeti görsün ve takdir etsin diye yaptım diye işte ve kutsal tonoz olarak adlandırılır. Aslında bu tümülüsün Nemrut'tan çok daha önce fakat Nemrut tarafından da bu kült ve kültürün değerlendirildiğini yani kendi tahtını ve kraliyet ailesini değerlendirmek için böyle bir kutsal mekan seçtiğini de görüyor ve düşünüyoruz. Arkeologları alana, yerli ve yabancı arkeologları alana araştırma ve incelemeler için davet ediyorum.